Tuğçe Albayrak'ın cenaze törenine yoğun ilgi gösteren Alman medyası, cenaze töreninin yankılarını manşetlerine taşıdı. Alman gazeteleri Tuğçe ile ilgili haber ve yorumlara geniş yer ayırdı. Rheinische Post gazetesi, "Tuğçe hep kalbimize kalacaksın" başlıklı haberinde, Tuğçe'yi son yolculuğunda yaklaşık 1500 kişinin yalnız bırakmadığını yazdı. Süddeutsche gazetesi de 23 yaşında hayatını kaybeden Tuğçe'nin cenaze töreninde birçok insanın gözyaşlarına hakim olamadığını aktardı. Die Welt gazetesi ise manşetten duyurduğu haberde Tuğçe'nin son yolculuğu başlığını kullandı. Alman televizyon kanalları da ilk haber olarak Tuğçe'nin cenaze töreni haberini ekrana getirdi. Bu arada Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karsoğlu, Tuğçe'nin ölümüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Karsoğlu, olaydan dolayı çok büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi. Bir adamın bir kadına yaptığı bir zulüme vardı. O zulme karşı çıktı Tuğçe. O zulme karşı çıktığı için de benim nazarımda, bizim nazarımızda bir şehit. Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier ise olaydan dolayı son derece üzüntü duyduklarını belirterek, "Bugün yastayız ve çok üzgünüz. Defin işleminden sonra da ailenin yanında olacağız," dedi. Bouffier, Tuğçe Albayrak'a liyakat nişanı verilmesinin ilerleyen günlerde gündeme gelebileceğini, gereğinin yapılacağını sözlerine ekledi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ruhu için El-Fatiha.